Hanımefendiler, beyefendiler, nasılsınız, iyi misiniz? Şükür biz de iyiyiz. Biz bugün neredeyiz? Biz bugün Altın Raket Tenis Kulübü Gazi Emir İzmir'deyiz. Ve çok değerli Tek Çatı grubunun medarı iftarı, Türkiye'li elektrikli mobilite deyince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi Korzay Gözet'le birlikteyiz. Abi nasılsın? Merhabalar, estağfurullah, övdün çok. Sağ olasın. Bayağıdır çekim yapmıyoruz aslında. O yüzden biraz bir ince bir heyecanım var. Ama özledim seninle çekim yapmayı. Vallahi ben de çok özledim. Yani bayağı uzun bir zaman oldu. Ama bundan sonra zaten yaz sezonu geldi. Daha çok görüşürüz artık buralarda. Bulduğumuzu tutup çekeriz abi. Bulduğumuzu çekeriz. Güzel sürprizlerimiz olacak. Sevgili dostlar, Türkiye'nin en çok izlenen TOG inceleme videosu, gerçek kullanıcı deneyimine dair Korzay'la birlikte çekmiştik. Bir tane Megan E-Tech çekimimiz vardı. Bir de onunla bir dostluk sohbeti, muhabbeti. Ioniq 6'mız var efsane aslında. Bir de Ioniq 6'mız var. Türkiye'de meşhur ettik arabayı. Tabii. Kimse tabii bulamadı. Peki abi, bugün neyle, kimle birlikteyiz? Bu nasıl bir şey böyle? Arkadaş 22 jantlı. Bu bir jantlı arkadaşımın aracı. Q8 elektrikli. Bu arabanın aslında bir hikayesi var. Şundan başlayayım. Biz arkadaşıma Tesla Türkiye'ye gelmeden önce Model 3 almıştık. Standart range bir Model 3 aldık. Fakat rejenerasyonu sevmedi. Biliyorsun Tesla'larda rejenerasyonu tamamen kapatamıyorsun. Az da kapatsak o gaz, yani ben diyor ki gazdan ayağımı çektiğim zaman araba aksın. Akmadığı için sıkıntı olduğunda onunla fazla uzun sürmedi macerası. Sonra onu sattıktan sonra ne alabiliriz diye düşünürken, daha doğrusu kendisi düşünürken bu aracı buldu. Ben bu araca şey diyorum, yani Türkiye'deki Mercedes, BMW, Audi araç sahiplerinin Tesla aldığı zaman elektrikli araçtan çok zevk alamıyorlar ya, hani konfor bakımından diyorlar konfor yok. İşte bu araba tam onlara hitap eden bir araba. Bir de abi, yani gerçekten Q8 kocaman bir araba dostlar. Yani yakınından nasıl gözüküyor videodan bilmiyorum ama İçine sanki Model Y'ye girer gibi büyüklüğü tabii, var. Büyük. Muazzam büyük. Bir de kalitesi falan tartışılmaz. Korzay Gözet Otomobil Sporları Anonim Şirketi'nimiz. Estağfurullah. Abi yine sen söylüyorum, neler yapıyorsun? Bu araç benim değil. Arkadaşımın aracı. Hayır, çünkü adım çıkıyor, ondan sonra kaç tane aracın var senin diyorlar. Aynen. Bir de arkadaşlar, Korzay daha çok yeni Ioniq 6'sıyla İzmir'den, İstanbul'dan değil, altını çiziyorum, İzmir'den Romanya'ya gitti. Romanya o yolculuk nasıldı abi? Çok keyifliydi. Yani o yolculuktan sonra bizim Tek Çatı, işte elektrikli araç grubumuz var biliyorsun. Oradan çok soru geldi bana. Abi biz de bayramda gideceğiz. İşte Bulgaristan'da güzel şarj edebildin mi Romanya'da? Arkadaşlar şunu unuttun artık, öyle bir sorun yok. Evet. Her tarafta, Bulgaristan'da da, Romanya'da da, Türkiye'de de artık şarj istasyonu problemimiz yok. Ki Ioniq 6 bildiğiniz üzere daha küçük kapasiteli bir pili ama çok hızlı şarj edebilme bir imkanı olan bir araç. 800 volt mimariydi. Evet. Taktığımız zaman Tesla Model Y'nin bile şarj eğrisinden çok daha önemli, yüksekte şarj edip kısa kısa çok hızlı şarjlar alabildiğimiz bir cihaz. Turugo'da yanlış hatırlamıyorsam 157-158 kW'ya kadar güç aldık. Turugo özelinde. Gayet iyi bir güç bence. 18 dakikada falan %80 oluyor. Aracın en güzeli o. Seninle aracı çektiğimizdeki videodaki kilometreye bakmadım ama şu anda aracım 15 bin kilometreye geldi. Vay. Son bir ayda yaklaşık 5-6 bin kilometre yol yaptım. Oh. Biliyorsun 2 gün önce Kastamonu'dan İzmir'e geldim araçla. Yalnız bende Model 3, Model Y performansım da var. 2 aydır kullanmıyordum. Artık dünden itibaren Model Y'ye geçtim. Biraz ona kilometre yapayım da öbürkünün kilometresi çok çoğalmasın istedim. Yaz arabası, kış arabası diye şeyde değişiyor. Öyleyse bu güzel arabayla, yine kullanıcı deneyimiyle, kullanırken bize neler hissettiriyor, fiyatı ne kadar, batarya kapasitesi ne kadar, ne gibi özellikler bize sunuyor, bunu anlatacağımız bir yol sürüşüne çıkalım bu tamam, güzellikle birlikte abi. Öyleyse bize de bu mekanı tahsis ettiği için Altın Raket'e çok teşekkür ederiz. Bu bir sponsorlu içerik değil, burası bizim arkadaşlarımızın yeri. Evet. Ama İzmir'de oturuyorsanız, çocuğunuza güzel bir spor altyapısı sağlamak istiyorsanız, sanıyorum 8 tane tenis sahası var. Bunların evet, toprak ve sert zemin olarak değişik şeyleri evet var. Vallahi sahiplerine de çok teşekkür ederiz. Bizi çok güzel ağırladılar. Abi o zaman hadi yola tamam, çıkalım. Kurulum sihirbazıyla bu adı kendi adını ben kurmak istiyorum. Tamam. Ben bunu kurmak istiyorum. Bu adı kendi adını yapmak istiyorum. Var da bak, mutlu yüce diye. Beyler, bu kadar kolaysa bu arabayı kendi arabanız yapmak, ben buna okeyim abi. Tamam. Biz misafir kullanıcıdan girelim abi. Sevgili abi de merak etti nasıl oluyormuş diye, sevgili dostum sen, sağ olasın Hakan. Hakan abi de. Şimdi 3 kişi bugünkü e-tron Q8. Şuradan şöyle araba 360 derece her şeyini gösteriyor renkli bir şekilde. Yani bu arabada da göstersin abi artık. Yani. P'si D'si. Evet, hadi bakalım Urla'ya doğru yolumuza çıkalım.
Şimdi bu araçla ilgili ufak bilgiler vermeye başlayalım. Şimdi Audi e-tron biliyorsunuz elektrikli araçların genel adı. Audi'ler biraz bizim Tesla'lara göre fazla tüketir. Buna bak şimdi bu arkadaşımız bu aracı hiç dikkat etmeden kullanır. Bak yaklaşık 3776 kilometrede 31 kilowatt. Yani sıfır, yani 100 kilometrede 31 kilowatt tüketmiş. Ne yapmış? 180'den aşağı indirmemiş mi? Hayır öyle değil abi işte. Çok biraz bunlar fazla tüketiyor. Birazdan şimdi bak ben bunu sıfırladım. Birazdan dediğimi anlayacaksın. Hepsini sıfırladım. Şimdi bu arabanın fabrika verisi benim bildiğim kadarıyla 20 küsürlerde, 24'lerde 24 kilowatt civarı olması lazım tüketimi. Yaklaşık bunda 106 kilowatt kullanılabilir pil var. Oh. 111 ya da 114 normalde pili. 11 kW'da onboard yani şarj şeyi var. 11 kW'a kadar alabiliyor. Burada bir güzellik var sevgili dostlar. Arabanın hem sol tarafında hem sağ tarafında giriş var. Sol tarafında şoför tarafında girişte DC hem de AC. Sağ tarafında sadece AC giriş var. Bu 11 kW'la şarj ediyor. Yani evet. Bizim Tesla'larda biliyorsunuz sadece şoför tarafından giriş sağlanıyor. Ah keşke diyorum çoğu zaman şunun diğer tarafından da açılıp takabilsek ama o opsiyon yok. Arabayı değiştiriyoruz, geri çık, tekrar öteki türlü çevir. Yani hiç şarj edemediğim bir durum oluşmadı. Fakat çok da zevkli değil. Yani iki tarafında da gerçekten bu güzel. Şimdi biraz önce sana bahsettiğim gibi zaten sen kullandığın zaman bunu anlayacaksın. Bu araç tamamen premium araç kullanıcılara hitap eden bir araç. Yani adam Mercedes, BMW, Audi kullanıyorsa bu arabayı aldığı zaman elektrikli araçmış ya normal araçmış farkını anlamaz kullanırken. Buradaki ekrana bakıyorum şu anda da sanki ekran gibi değil buraya bir kağıt yapıştırmışlarcasına yüksek bir çözünürlük var. Muazzam gözüküyor yani. Bu arada ekran. Bu ön tarafı bütün Audi'lerde standart. Yani A6 da alsanız bugün Q8 de alsanız genelde burası aynı. Peki Korzay bu Porsche Macanlar, Taycanlar bunlardaki bir platform var. Şimdi yeni yeni çıkartıyor. Adını da ben de tam bilmiyorum. Bir şey platformu. Bu o araba üstüne yapılmış mı yoksa bizim bildiğimiz Q8 ya, üstüne yapılmış bir araç. Şimdi onu açıkçası bilmiyorum ama bu sonuçta bunlar biliyorsun kendi şirketleri zaten. Porsche'de olsun, Audi'de olsun. Macan bundan ufak bir araç. Macan herhalde bilmiyorum ama Q4, Q6 yok galiba. Q4 sınıfında. Q4 bence. Tiguan, evet. Q4 evet, evet. Ve Macan. Aynı büyüklükte değil mi? Macan'ın da elektrikli aracı ülkemize gelmek üzere biliyorsun. Çok iyi bir fiyattan geliyor o da. Bu arada aracın fiyatından da bahsedelim. Bu araç ne kadar bulmuş bu? Bu evet, aslanı şimdi, beslemek için tabii, ne kadar ihtiyacım bu var? Bu araç Q8 e-tron S-Line modeli. Yani benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de bu aracın şu anda satış bedeli 6 milyon 800 bin lira civarında olması lazım. Audi zaman zaman kampanyalar yapıyor bu araçla ilgili. Fiyat biraz daha düşük olabilir. İşte dediğim gibi yani premium yalnız araç şöyle bakmak lazım. Ya 6 milyon 800'e uygun ekonomik fiyat dediniz derseniz gerçekten bizi üzersiniz. Şundan dolayı 2.0 TSI motorlu 180 beygirlik ya da 200 beygirlik bir versiyonu bu arabanın. Q8'in 2.0 var mıdır bilmiyorum ama herhalde %150 ÖTV'den kaynaklı 10-12 milyon TL bandına çıkar. Olması lazım bakmadan ama öyle olması lazım. Direktman. Evet. Bu araba %60 ÖTV'de. Almanya'da üretildiği için de herhangi bir ekstra gümrük vergisi bulunmuyor Çinli muadillerine göre. O yüzden 6.8 milyon TL'ye kendi rekabetinde olan araçlardan çok daha uygun. Yarı yarıya bir fiyat avantajı sunuyor tabii böyle bir şey. Ama ben ilk izlenimimi söyleyeyim. Bakın biz bu yolda, bu Gaziemir yolunda hangi arabaları çektik? Ioniq 6'yı çektik, Togg'u çektik ve Megane'ı çektik. Tesla kullanıyorum kendim. Bu yolda ben Tesla Long Range'i de kullandım şu güzergahta. İlk defa sanki araba çalışmıyor ve gitmiyor gibi bir hissiyat var. Yani bu kadar yumuşak. Stabilizasyon olması çok stabilize. İyi. Evet, inanılmaz ya. Çok bir de 22 iyi. İnç jantlı abi yani az buz bir şey bu değil. Bu arabada biliyorsun otomatik yükselme alçalma falan da var. Öyle evet, mi? Tabii tabii. Onun şimdi için otobanda basınca şey olacak mı? Ayarlarına bakmadım ama muhtemelen otomatiktedir. Yani hız yaptığınız zaman alçalıyor, kendi yükseliyor sonra. Çok iyi. O şeyler de var yani. Sahibine Allah bağışlasın gerçekten. Evet. Muhteşem bir şey. Sahibi de arkadaşımız hiç şey yani çok... Sahibi sen değil misin Korzay? Korzay Gözet Otomobil AŞ'nin değil mi? Tek Çatı grubundaki dostlar orada şaşırabilirsiniz. Korzay'ın İzmir değil Türkiye'de hem Tek Çatı'dan kaynaklı hem de Türkiye'nin ilk elektrikli araç kullanıcısı olması sebebiyle... İlk değilim de yani ama... İlklerden birisin yani, abi yani sen evet. Sonuçta... Kaç yıldan beri elektrikli kullanıyorsunuz Zoe'ler falan? Ben ya yaklaşık olarak 4-5 yıldır elektrikli araç kullanıyorum devamlı. Ve ciddi ki yani tek araba olarak içten yanmaları bırakmış şekilde evet, kullanıyorsun. Bıraktı evet.
Evet. İçten yanmalı. Bir tane Amaro var, o da evladilik, onu şey yapıyor. Hatta biraz önce Hakan'la onu konuşuyorduk. Yani aküsü bitmiş bile olabilir. Bir ara çıkartayım dedim yani. Aynen. Baktığın zaman. Geçen beni otobanda bir tanesi sıkıştırdı. V6 bir Amarok. 160'la 170'le arkamda ittirdi ittirdi. Ben de onu ittirdim. Sonra dedim ki arkasında karpuz taşıyor. Ulan bu bir sekse karpuzlar fırlayacak aşağıya doğru. Bak şimdi mesela normal sakin gidiyoruz. Bak 18 kW gibi bir tüketim var ama daha tabii çok daha 4 km yaptık. Yani bu aracı 20'nin altına düşürmek bir tık zor. 20'nin altında düşürmezseniz ama şimdi pil büyük olduğu için yaklaşık bir 500 kilometre yine gider bu araç. Evet. Öyle düşünmek lazım yani. Ya bence 100 kilowatt saat bir pili koymuş olması onun yakıtını Tesla Model Y ile aynı menzili verir bu arabada. Evet. 25 yaksın abi. Tesla'da 18 yakıyor. Model Y'den bir tık daha fazla. Yani kullanışa göre benim kullanmama ben bu arabayla rahat 450-500'den fazla giderim. Benim görüşüm. Evet. Ama tabii biraz hız odaklı giderseniz tabii ki yani acaba bunun bir şeyi var mı? Ona da bakabiliriz. Yani 256 ya performansın limitörü ya da 216. Bakarız şimdi gider. Belki bu 180 olabilir yeni olabilir. Avrupa bakarız. Standartlarından kaynaklı. 180 de yapma Audi olmaz yani. Olur mu hocam 180? Olabilir. Bu arada Hakan'da da Model Y var. O da bir Model Y kullanıcısı. Yaklaşık 3-4 aydır elektrikli araç kullanıyor. Ona da zaman aşıyı yavaş yavaş veriyoruz yani. Ya bir de Hakan abinin şöyle bir artısı var. Tesla'nın ÖTV matrağını düşürüp 2400'e sattığı arabalardan almış şanslı ve bahtlı bir abimiz. Ne kadar elektrikli araçla da şey ilgisi olmasa da. Evet. Sadece kullanıcı. Kullanıcı. Sadece kullanıcı. Bir wallbox kurduk ona fabrikaya. Oradan şarj ediyor. Sevgili dostlar, şimdi elektrikli arabalar, ev elektriği diyoruz, ucuz diyoruz, işte kilometrede 30-40 kuruşa geziyoruz diyoruz ya. Bu iki vatandaş, üretimciler ama elektrik üreticisiler. Arkadaki beyefendi 200 kilowatt mı abi günde? Hayır hayır, onun çok büyük. Kaç kilowatt? Onun 500-600 kilowattlık, belki daha fazla bir günde 600 kilowatt üretiyor. Evet. Bu beyefendi günde 350 kilowatt üretiyor. 350-400 üretiyor. 400 kilowatt üretiyor. Yani sebilleri var, bulursanız kendisi birisi Omega Palet, birisi de şey, gözet makine. Ayrancılar böyle Omega Palet'teki tüketim yani üretim benim bildiğim kadarıyla 2500 kW'lık bir sistem var orada. Oradaki korkunç zaten yani. Oradaki sisteme bakarsak belki orası günde 2-3000 üretiyordur. Belki daha fazla üretiyorlar ama onların da tüketimleri yüksek. Tabi abi şey elektrikli bir iş yapıyorlar. Gelecekte işte sevgili arkadaşlar hani elektrikli arabalar göreceğiz, fiyatı yükselecek. Ne yapabilirsiniz? Yani güneş enerjisini koymuşuz, yatırımı yapmışız. Yukarıdan, çatımdan, şebekeye de satmak istemiyorum. Günde ben eğer 40-50 kW üreten orta ölçekli ufak bir tesis kurarsam 40 kW'ı Tesla Model Y ile bitirebilmek için 250 km yapmanız lazım. Her gün 250 km yapan baba yiğit bir ben varım Türkiye'de. Başka da örneği yok zaten. Bir de benim 73 yaşında babam var, o da yapıyor. Öyle bakalım olaya. Şimdi şöyle, babam Nisan ayında benim Çeşme'ye taşınıyor annemle beraber. Evde yazlığa taşınıyorlar. Her gün iş yerine gidip geliyor. Yaklaşık olarak Zoe ile her gün 200 km yol yapıyor. Bu adam. Maşallah 73 ya. Yaşında. Allah uzun ömür versin. Allah gayri ömür versin. Şöyle söyleyeyim ben sana. Ben Çeşme'deki eve de bir 8-9 kW'lık GES kurdum. Ya. O da tabii. O da günlük 50 kW üretiyor orada. Yazın. Vay. Yazın tabii bu optimal yani güneşli zamanlarda. O zaman siz yazın Çeşme'deki evin klimalarını bedavaya çalıştırıyorsun. Arabanı bedavaya şarj tabii, ediyorsun. Yani ama genelde iş yerinden yapıyor o da şarjını. He. Hatta sana şöyle bir örnek vereyim. Ödemiş'i biliyorsun. Evet. Dün annemle gezmeye Ödemiş Bozdağ'a gittiler. %100 şarjda, %100 değil, %90 şarjda Zoe ile gitmişler. Bozdağ'a gittiler. İzmir Gaziemir'e döndüler. Bugün hiç şarj etmeden arabayla Çeşme'ye gitmişler. Babam diyor ki %25 şarjım var daha gelirim aslında. Ama orada şarj edecek tabii. Yani. Ya şimdi elektrikli araçlarda bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Elektrikli aracın en sevdiği hava 24 derecenin 23 derecenin üstü. Hava ısındığı zaman tüketim çok düşer. Yani bir %25-%30 sen de biliyorsun fark ediyor kışa göre. Ya Korzay ben dün İstanbul'dan İzmir'e geldim. İzmir'den de Bodrum'a gittim. Evet. Normal 100-110 bandında araba performans. Tabii ben onu aldığım zamanla bile 7 Haziran'da arabayı teslim aldım. Sıcaklıkla 30 derece klima vardı. Hı-hı. Şimdi ilk defa ben de klimayı 22 aradım. Dışarısı 22 derece olan şeyi yapıyorum. Abi 16 ile 15.5 ile geldim. Hatta İstanbul içerisinde 13 ile 14 ile dolaşmaya başladım. Orada da şey diyorum. Yani Zoe'ciler alınmayın ama bak Tesla Model Y'yi de bu kadar tüketiyormuş dediğimiz bir şey ama yok. Ama Zoe'de de ben çok iyi biliyorum. Bizim Köksal abimiz var İstanbul'da. Ona da selam gönderelim buradan. Selam Köksal abi.
Onda da o da Zoe manyağı. Birkaç tane Zoe'si var. O yazın benim bildiğim 9 kW 10 kW'a kadar düşürüyor İstanbul trafiğinin içinde. Vay. O inanılmaz kullanıyor yani. 450-500 km'ye kadar menzil alıyor. Ben Zoe'de 300'ün üstünü daha görmedim. Yapamadım yani Zoe ile. Çok iyi. Deneyemedim. Şimdi yokuşun elektrikli arabalara ne kadar etkisi olduğunu gösterelim. Biz şu anda 135 gibi, ya inanın araba 90'la gidiyor gibi geliyor, evet. Abi. Çok çok garip bir şey. 135'te mesela Tesla şey olur böyle, daha bir içerisi kabin sesi. Ama bu bildiğin tank ya. Yani tank. Hiç bak rüzgara şey yapmıyorsun. Yapmıyorsun 25 kW. Solda yani. Da farkındaysan şarj ediyor bak şu anda. Evet. Onu görebiliyorsun. Kapatabilmiş mi peki sahibi? Bunun eski bunda, sahibi... Eski sahibi değil. Bir tek sahibi var da. Bir de eski arabası Model Y, evet, Model 3 değil mi? Kullanamayıp buna geçer. Model 3'te rejenerasyonu sevmiyordu. Şimdi bu arabada biliyorsunuz bu eksiyle şuradan kulakçıklardan bunu ayarlayabiliyorsunuz. İşte şey yapıp rejenerasyonu ayarlayabiliyorsunuz. Bu Ioniq 6'da da var. Bu özellik. Corsair'in ince noktası Ioniq 6 arkadaşlar. Tabii. Sakın yani şey lütfen. Yanlış bir şey olmasın. Ioniq 6'mızı Türkiye'ye sevdiren. Ya buradan Hyundai'ye de söylüyorum. Şu Hyundai artık şu 53 kW'lık değil de 70 küsür kW'lık tek motorlu modelini Türkiye'ye bir getirirseniz yanında bunu da yani benim bildiğim kadarıyla bu TOG'dan dolayı 160 kW'ın altındaki kalanlar ÖTV'si düşük oluyor. Yapın abi yazılımla 160 kW'ın altına ya çektirin. Ya şunu örnek getirin. Alsana kendine. BMW firması yeni i5'leri Türkiye'de iX3'leri de yaptı. iX3'leri dünyada bile örneği olmayan 158 kW'a mı 155 kW'a düşürerek sonra attırırız. Yani %40 ÖTV'ye düşürerek getirebiliyorken siz aramızda. Niye mühendislerinize rica edip düşünün? Az iki tane şeyini... Abi yapmayacaksın. Yani mühendislere rica etmeye gerek yok. Bilgisayardan programlı arabayı. Yani şimdi bu araba mesela 300 kW'lık bir araç. Yaklaşık 402-408 beygir galiba. Bu arabayı sen örnek veriyorum çek 160 kW'a. 158 kW'a. Çekebilirsin bu arada. Tabii. Şey yapma yani bilgisayardan... Bunu direkt ayarlayabiliyorsun gazılımla. Gaz pedalının altına bir kibrit kutusu koysak yani, yarım basarak alsana 160 kW. Al sana 158 kW olarak getir. Yani bu araç için örnek vermiyorum. Bu arabayı alan adam zaten çok ucuz alıyor. Evet. Bakın Türkiye'de zaten bu ÖTV olayı tamamen Taycan'dan sonra çıkan bir olay oldu. Taycan ilk çıktığında çok iyi hatırlıyorum ben. 800-900 bin liralara, 1 milyon lira Taycan'lar vardı. Hatta ki, daha eskiye o gidersek. O zamanlar 3 milyona muadil Porsche'ler satılıyordu. O 800 tabii, bin lirada. I-Pace'ler var mesela. Benim arkadaşım 550 bin lira I-Pace aldı. Düşünsene. Zaten onlar geldikten sonra baktılar ki lüks segmentteki aracıları çok ucuza alıyorlar millet. Hemen ÖTV artış oldu ne yazık ki yani. Bundan bir şey oldu. Ama ben şeye karşıyım. TOG'un yani biz şu anda her şeyi TOG'a endeksledik. 160 kW olayı tamamen TOG yüzünden çıkan evet. Bir olay. Ama yap bunu 200 yap abi ya. Ne olacak yani biraz daha 40 kW. Aynen. Bir şey değil yani. Yap getirsin. Şimdi... Aynı şekilde bak Model Y. Standard range. Şimdi Türkiye'ye geldiği zaman olay olacak mesela. ÖTV'den dolayı mütevellit. Onu şey 160'ın altına getiremezler ama değil mi? Ama ayarlayabilirler sizi. Getir nasıl BMW getiriyor? Ama Tesla'da hiç değişiklik yapmıyormuş ki pazarlığına evet. Göre. Hepsini aynı şey yapıyormuş. Yalnız bununla ilgili de bir tane videomuz olacak. Hadi spoiler verelim. 1 milyon kilometre garantili 160 kW'ın altında kaldığı için %10 ÖTV'li ve Çin'de üretilmediği için de gümrük vergisi olmayan flash bir araba var. Ben böyle deyince zaten herkes içinde markasını şey yapmışlar. Onu da benden çok incelememi izlemişsiniz. Biliyorsunuz ben kanalda test sürüşü arabalarını gidip de inceleyen birisi değilim. Bana kullanılacak, bilgi birikimi olacak insanlarla birlikte ve arkadaşlarımla çekiyorum. Niye ben el alemin arabasını parlatayım yani şey yapalım gidelim öyle bir kanal değiliz. O yüzden Corsair arabayı kullanmış. Şimdi kısmetse Corsair otomobil benim galerisi komşum, AŞ'de. Komşumun aracı o da. Yani ya tamam Torres, komşunum. Vallahi komşunum benim değil benimle alakası yok. Araç Torres ama ben eski futbolla ilgilenenler bilir. Fernando Torres diye bir futbolcu var. Ben Fernando Torres diyorum. Fernando Torres. Yani onu da çekeceğiz. İşte onun da alıcıları çok bu ara %10 ÖTV'ye girdiği için. Ama şu an son durumun nedir bilmiyorum. Yani rakamlar yükseldi. Çok saçma 1 milyon kilometre garantisi sundular arabaya. Nasıl öyle bir garanti sunabiliyorlar? Hala ben anlamış değilim ama bakacağız ya arabaya. Ne olacak? 1 milyon kilometre yapabilen varsa vereyim garantisini. Şu anda ben Türkiye'de Tesla Model Y rekoru elimde. 57 bin kilometre oldu 8 ayda. Varsa bir kişi daha çıksın yazsın yorumlara. Ben şu arabayı gördüm. Türkiye'den alınmış Tesla. 9 ayda 70 bin yaptı. Zaten yapılamıyor arkadaşlar. Senede 40 bin kilometre yapmak bile her baba yiğidin harcı değildir yani. Zordur. Yalnız bu arabada sahibi 9384.
Abi bir şey soracağım. Sen bu arabayı yeni teslim aldın ya. Ne ara yapmışlar 9300 km? Yeni teslim almadı. Bu arabada bir Hakan 5-6 ay olmuştur değil mi? Evet, 6 ya da 7 ay. Tamam da yani yine de güzel rakam. Ama yani binmiş. Her gün sahil evlerinden Pancar'a gidip geliniyor bu arabayla. Yani tamam. Kullanılıyor. Bu araba bu arada İstanbul'a gitmedi mesela. Daha hiç gitmedi. Bilmiyor galiba. Biz gidelim ya. O zaman. Yok, onu şey de var. Fosil yakıtlı Volvo XC90'ı var. Genelde onu kullanıyor. Şimdi biraz basalım, görelim bakalım. Hadi bakalım. Oo, güzel yapıştırdı. Aracımız ne yapıyor? Dostlar, tereyağı gidiyor gerçekten. Tesla ile alakası yok yüksek hızlarda. Şu anda hızımızın kaç olduğunu size söyleyemem. Fakat inanın mikrofonlara hiçbir filtre uygulamayacağım. Şu anda kabin sesini ne alıyorsanız, normalde ben Tesla ile giderken içine yapay zeka ile ufak bir filtre atıp kabin gürültüsünü sıfırlıyorum. Bilerek bu bölümde sıfırlamayacağım ki. Yani arkada da bir tane yolcumuz var. Abi sana nasıl geliyor? Kabin sesi var mı? Biraz önceki yaptığımız hızla. İnanılmaz rahat. İnanılmaz. Yani o da abi Ingolstadt, Almanya'daki Audi mühendislerine selam olsun. Adamlar selamlar. Yapmış yani. Adamlar yapmışlar. 182'de takılır mı acaba? Şeyde? Takılmaz. Bence takılmaz. Biz yine yapmayacağız da sadece soruyorum yani oraları. Şimdi araç sahibinin şeyi olmadan yapmıyorum. Trafiğe kapalı alanda denemek lazım dermişim. Nasıl bulacaksak trafiğe kapalı alan. Aynen altına bir çizgiye yazıyorsun trafiğe kapalı alandır diye. İşi tamamlıyorsun, rahatlatıyorsun. Yok, güvenli sürüşlerimiz olsun. Ama gerçekten bu arabayla Çeşme'ye güneşle gidip... Abi şu anda bakar mısın? Böyle bir şey yok. İnanılmaz ya. Güzel. Çeşme otoyolundayız. Korza yaşıyorsun bu hayatı be. Yok. Vallahi. Hem Q8'in var, hem TOG'un var, hem Torres'in var. Tabii hepsi var, hepsi var. Doğru söylüyorsun. Bu arada Korzay da arkadaki abi de aynı sitede oturuyorlar. Aynı apartmanda oturuyoruz. Aynı apartmanda. Muhtemelen o apartman Türkiye'nin en elektrikli apartmanı. 20 tane araba oldu herhalde sizin orada elektrikli. Yani o kadar olmadı da ama yine de var yani elektrikli araç. Ve bayağı kendilerine var. Ait bir tane wallbox'ları var. Zaten dükkanlarından şarj ediyorlar. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin 5 yılı ötesinde bir sitede bir apartman. Bu arada wallbox deyince yakın bir zamanda dolu bataryada bir arkadaşım Twitter'da paylaştı Melih. Ona da selam gönderelim Afyon'a. Bu sitelerdeki wallbox sorunu var biliyorsunuz. Evet. Yani siteler eskiden çok rahat izin veriyorlardı elektrikli araca azken. İşte herkese elektrikli aracından çektiriyorlardı ama onlar da haklı. Onunla da ilgili aslında senin bir video çekmen lazım bence. O işle de alakalı. Çünkü inanılmaz bir şekilde bir tane iki tane wallbox kuruyorlar firmalardan. Ama yetmiyor. Tartışmalar çıkıyormuş. Onunla ilgili de senden bu konuda bir, destek rica edebiliriz bir aslında. Bir güzel yani. İçerik çekelim. Şimdi sevgili arkadaşlar benim hesaplarıma göre, neye göre? Türkiye'deki sosyo-kültürel altyapı, Türkiye'deki konut istatistiklerine bakınca Türkiye'de evinden arabasını huzurla şarj edebilecek toplam nüfus %2,5. Bu %2,5 zaten ya müstakil evde oturuyor, ya butik sitelerde oturuyor, ya kendi apartmanında oturuyor. Rahatlıkla iş yerinden ya da yerinden takıp şarj edebilecek. Geri kalan nüfus, bence burada TOG'a da çok iş düşüyor. Bir site regülasyonunun çıkması gerekiyor. Sitelere özel fiyatlarla insanların elektriğe ulaşabilecekleri ve gelecekte muhtemelen, Korzay sen ne düşünürsün bilmiyorum, biz DC'lerde ÖTV'leneceğiz. Yani bu benzinden alan ÖTV gibi 8 liraya 1 kWh saat elektriği alamayacağız. Ona da bir hazırlık olması için ev elektriğinin daha regülatif bir yapıya geçmesi lazım. Ben şanslıydım. Butik bir sitede oturuyoruz. Sitede yaklaşık 25 aracız. O yüzden kendi trifaze kablomu saatimden güvenli, projeli, altyapılı, doğru düzgün bir elektrik firmasından çektirerek siteye de imzalı bir kağıt vererek bütün faturalarımı sunarak bunu yaptırdım. Ama 400 daireli, 600 daireli, herkesin sadece bir otopark yeri olan ve otopark yeri belli olmayan yerlerde maalesef bunu yapmak çok zor. O Afyon'daki arkadaşımızın da şikayeti şeysi oydu. 220 volta bari izin verin. O bile benim işimi görür diyordu. Ama ve lakin site yönetimleri birazcık bu konuda korkuyorlar. Yanımızdan da bir tane yine tabii ki TC plakalı ya da TOG plakalı olur. Bir tane güzel yakışıklı. Bu arada farkında mısın? Q8 ne kadar büyük duruyor TOG'un yanında bile. TOG evet, inanılmaz büyük. Aynı renk miyiz biz? Aşağı yok, yukarı yok. Bu biraz daha açık gri. Açık gri. TOG çok güzeldi yanında. Şimdi daha önce olduğu gibi yine Çeşme yolundaki Shell'de Turgut'u da bence bir şarja bağlayalım. Hızını görelim. Görelim aynen.
Bakalım ne alıyor, ne bitiyor. Tabii ki Korza Gözet Otomobil AŞ'nin kendi TOG'undan kaynaklı bir de bedava kilovatları var. Onunla şarj ederiz var. Ya şimdi o biliyorsunuz TOG onda şöyle bir güzellik yaptı. Arabayı ne kadar beklediyseniz o kadar bak yönük geçtik bu arada. Yalnız ne kadar çok elektrikli karşılaştık. Biraz önce de Zoe vardı, Megane E-Tech vardı. Yalnız hiç Tesla göremedik. Allah Allah. Çıkamamış Tesla. Çok enteresan Tesla değil mi? Evet. Yani o Turugo'nun TOG ne kadar beklediyseniz o kadar aya göre bir şey verdi, promosyon verdi. Bize de bir 680 kW verdi ben ama 100 küsur kW kaldı benim. Uzun yola gittiğim zaman onu da şarj ediyorum, az kaldı. Adam Romanya'da bile TOG'un kW'ları kullanmış. Edirne'ye kadar kullandım açıkçası. Çünkü Edirne'de de şöyle bir güzellik var. Kapıkule'den çıkar, yani Kapıkule'ye girmeden 5 metre gerideki benzinlikte Turugo'nun yeri vardı. Oradan da kullandım. Bak tüketimimiz 26 bu arada farkındaysan evet. Az değil yani. Az değil evet. Ama araba çok büyük işte yani. Araba büyük. Şu anda 21 derecede içerisi püfür püfür. İnanılmaz. 26 kW'lı bu araba 400 km gider dostlar. Bunun güvenli menzili 300 km gibi düşünebilirsiniz. Yalnız burada çok fazla büyütmeye gerek yok. Tesla Model Y'nin de güvenli menzili. Evet long range'çiler sizin arabalar uzun gidiyor. Ben 57 bin kilometrelik şeyimle 300 km'de ve 240, 250, 300'e doğru şarja girmezsem rahatsız hissediyorum kendimi. Şimdi bu aracın sahibi dedim ya hiç dikkat etmeden kullanıyor ve 30-31 kW'lık bir tüketimi var. Bu ne demek? Dediğimiz gibi zaten 300 km gibi menzil evet, alır böyle evet. Bir durumda ki ben onun %20'nin altına düşürdüğüne bile inanmıyorum. Çünkü yok. Düşürmez garanticidir biraz. Şöyle söyleyeyim. Ya bu araçla ben bugün 400 km'nin üstüne giderim. Ama bu arabayla 500'ün üzerinde gidecek insan da var, 300 gidecek insan da var. Bu tamamen kişinin kullanış şekline göre değişir. Yani insanlar da hep soruyorlar ya menzil ne kadar alıyorsun? Menzil olayı tamamen göreceli bir kavram. Ya Corsa günlük zaten 200-250 km İzmir'de yaptığın zaman akşamla nerede uyuduğunu unutursun. Bak gerçekten söylüyorum. Şehir bu arabayla içinde... unutmazsın hocam. Bu arabayla ya, hiç tamam. Fark etmez. Yani. Yoğun bir gün geçirmişsindir. Evet, yani. Evet. Ha, Tapagaz İstanbul'a gideyim ben yaldır yaldır ne varsa şey yapayım. O günlerde maalesef ve geldik yine arkadaşlar. Şarj altyapımızın 4 tabancalı. Tırda girecek galiba bekliyorum. Gülme bu arada yeni tırlar var geliyor biliyorsun şeyde aynen, falan. Aynen Gebze'de bir firma almış. Evet. Şimdi DSV aldı diye biliyorum ben. Güzel ya şeyler. Bu diklemeye girmek de hoş bir şey ya. Geri geri bizim Tesla'ları sokmaktansa aha da geldik. Şimdi bakalım. Nasıl olacak? Evet, Turugo'muzun başındayız. Anahtarı alalım, geldik. Olur. Anahtarı alıyoruz. E-tron'un burada tuşuna basıyorum. Anahtarı almama gerek yok da ne olur ne olmaz ya alalım. Aa, kapıda kalmayalım. Bastık. Şu iniş işte tam bir Alman mühendisi. Hop diye kendisini saldı. Ama yetişecek mi? Yetişir ya. Yetişir mi? Kollu kollu. Sağlam yok. Çek. Geldi. Bakın 7,5 metre dostlar bu kablo. Bu da Star Charge makine. Turugo'nun burada şeysi zınk diye oturdu. Şimdi Corsair rahatlıkla kendi app'inden hemen TOG Turugo uygulamasını şey yapacak. Yanımıza da bir tane TOG'umuz yanaştı. O da diklemeye yanaştı. Onun da öteki tarafta şarj portu. Bakalım kaç saniyede başlayacak. Şimdi başlattık. Başladı değil mi? Burada geldiğimizde bizim zorlandığımız dönemler olmadı değil. Onları çok videoya koymamış da olabiliriz. Büyük TOG'la gelmiştik. TOG'la. Ama yanımızdaki V1 sıkıntı olmuştu. Hemen bakın bağlantı kuruluyor şu anda. Anlaşacaklar aralarında. Bu Star Charge V3 makine. Yani güç alokasyonu yapabiliyor. Yanımıza bir araba daha şarj ederse 180 kW'ı iki arabaya bölebilen modeli. Ve bakalım kaçla başladı. 31 saniye olmuş. Gözükmüyor orada başlangıç ama başladı diye biliyorum. Yok şimdi çıt etti. Etti mi? Bir kafası karıştı mı? 34 dakikada şu anda bakabilirsin içeriden. Başladı. Şu anda bak, şimdi başladı. Evet, şimdi başladı. Ses gelmeye başladı. 34 dakikada %80'e getirecek. Burada kutu gibi göstermişler pilini. Ya, %80 değil %100 olabilir o. Ya. Arkadaşlar aracımız 168 kW maksimum şarj kapasitesine sahip. Yani bu istasyon bu araba için gayet doyurucu. 400 voltluk bir mimariye sahip olduğu için bu istasyonda şu anda 168'e kadar alabilirdi.
Fakat %70 ile bağladığımız için şarja, o yüzden sadece 88 ile alabiliyoruz. Daha düşük bağlasaydık 130'lar 140'lar görebilirdik. Çünkü tek başımıza bağlıyız. İki tabanca bağlamamız durumunda. V3 olmasından dolayı makinenin yan arabaya da biraz alokasyon yapacağı için yüksek bir hız alamayabilirsiniz. Bu da bu şekilde olsun. Türkiye'deki şarj altyapısı şu anda 4 arabalı, bütün istasyonların dolu olduğu bir versiyondayız. Muhteşem bir görüntü. Bayramda buralar böyle acayip dolu olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü Çeşme Otobanı'ndaki son istasyon. Selamlar. Arkadaşlar yolda sadece takipçilerle değil en sevdiğim arkadaşlarımla da karşılaşıyoruz. Özge ile birlikteyiz. Merhaba. Çok mutlu oldum Engin'i gördüğüme. Ben de ilk önce takipçi zannettim, sonradan dedik aa Özge'ymiş. Evet, takipçisiyiz Engin'in çok yakından. Çok seviyoruz kendisini. Sağ ol canım benim. Like'lamayı ve izlemeyi unutmayın i̇şte mı deniyor? İşte gerçek takipçi. Kendisiyle biz tam 6 yıl birlikte çalıştık. Abi sen nasılsın, iyisin? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ben de senin takipçinim. Sağ olasın, adamsınız. Kadınsınız değil mi? Hadi bana müsaade, size doyum olmaz, görüşürüz. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, ENG ve KZ, KG 035 sefer sayılı, Gaziemir, Urla sefer sayılı, Audi uçağımız kalkış için hazırdır. Pistten ayrılmak için kuleden izin bekliyoruz. Arkadaşlarımla da karşılaşmak, şöyle D'ye daldık. Haydi bak, ooo burada head up display var hocam, hiç evet, söylemedik evet. Ya. Onu sana ondan sonra söylemedim. Şeyden, o kemeri çekmesi çok tatlı ya, müthiş. Güzel çekiyor. Gerçekten çok güzel çekiyor. Ve rejenerasyon kapalı olduğu için tabii biz de buna alışık değiliz. Hemen bunu iki dakikada... kulaççıklardan ayarlayabiliyorsun biliyorsun direksiyondan. İkisini birden çekmem gerekiyordu değil mi? Artı eksisi var zaten. Hyundai i20'nin yenisini gördün mü, elektriklisini? Benzinli araba gibi yapmışlar. i20'yi mi? i20N vardı ya, i20N. Evet. Onu benzinliden elektrikliye devşirmişler ve kulakçıklara vites fonksiyonu yapmışlar. Yani vitesi küçültünce araba böyle daha fazla güç veriyor. Motor sesi falan. O şeyde var benim bildiğim yalnız. Ioniq 5'te N serisinde yaptılar onu. Ben yanlış da şey yapayım. Evet, geçen evet. Ioniq 5'te o araba. i20'de değil de. Ama N serisinde var o. Sanki şey yapıyor, vites küçültüyormuşsun gibi ses yapıyor. Korzay, bu kötülüğü bana niye yapıyorsun abi ya? Bundan sonra Tesla'ya binince... Evet, ya, buradan Doğuş Otomotiv, yani Audi'yi Türkiye'ye getiren kuruma sesleniyoruz. Şu Engin Hoca'ya bir aylık bir Q8 tahsis edin. Q8 sponsoru olun Engin Hoca'nın. Aynen ya, yazın. Bir tanecik Q8 evet. Sponsoru olacak. Çok bir şey istiyor muyuz çok abi ya? Çok istemiyor evet. Aynen, çok bir şey istemiyoruz. Şimdi hocam. Nasıl 140 olabilir sen ya sen şimdi Tesla kullandın. Diğer araçları da kullandık. Tok kullandık sende. Megan, Ioniq 6, işte başka araçlar da kullanmışsındır elektrikli. Benimle olanları biliyorum ben en azından. Evet, şimdi abi. De bu araca geçtik. Şimdi ben sana diyorum ki benim için bu araç... Şu ana kadar kullandığımız araçlar içinde en konforlusu. Katılıyor musun? The best yani, yani. Gerçekten. Ben EQS kullandım. EQE kullandım. EQB kullandım. Renault Spring kullandım ekstra olarak. Dacia Spring değil mi? Dacia Spring, yani Renault Spring. Gerçi dedim. Aynı grup da. Aynı şey. Bak samimi söylüyorum. Sadece arabaya bineli 2 dakika oldu. EQS'ten kaynaklı. O yere yatık falan ya. Gerçekten çok güzel bir arabaydı. Ama ben bunu istiyorum. Yani bir kere SUV'a, yükseğe alışmış bir insanın şu kalite ve konforu isteyen birisi için sevgili varlıklı abilerimiz, ablalarımız hiç boşuna düşünmeyin. Bence de. Zaten mesela Audi kullanıcıları kolay kolay araçlarını değiştirirken farklı marka araç bakmazlar. Bakmaz. Genelde Audi bakarlar. Abi ben şu anda yasal hız limiti olan, yani istersen gösterebilirsin, 141 ile gidiyoruz dostlar. 130 kilometre evet. Bu yolun hakkı. %10 da üstüne ekstra kapasitemiz var. 141 ile gittiğimi hissediyorsan benim adım Engin değil. Bak bu kadar net konuşuyorum. Net yani. Evet. Yok abi ya, biz Tesla'da ben şu anda gerçekten sesten şey yapamam yani. Tamam o da sessiz eyvallah da bu bir başka sessiz yani. İnanılmaz. Böyle bir bu şey. Arada ben de aracın şu şeylerini göstereyim size arkadaşlar. Yani bu zaten dokunmatik biliyorsunuz. Burada bir navigasyonumuz da var araçla ilgili. Şöyle gösterirsek. Yani bunun bence tek sıkıntısı... Yani bu Audi'deki yani normal menü. Audi araç kullanıcıları bunu bilirler. Yani biliyorsunuz. Audi Direct. Drive Select. Yani Drive Select. Şu anda otomatikte arkadaşlar şu. Efficiency, Comfort, Dynamic. Evet. Dynamic alınca ne oluyormuş? Araba acaba... Onu giderken yapmayabilir diye biliyorum.
onu yapmaz, çalışmaz şimdi giderken. Seçilen sistem ne diyor? Farkındaysan geçerli hızda bu hızda yapmaz. Ama şu araçta şöyle bir şey var dostlar. Dostlar lafını da bak senden kaptım. Şimdi şurada bir range modumuz var. Eğer bu araçla ilgili menzil sıkıntınız oluşur ise, buradan dönebiliriz oradan evet, bu arada. Evet, range moda basıyorsunuz. Burada size 21 kilometrelik ekstradan bir menzil veriyor. Bu güzel abi bak mesela. Çok güzel. İklimlendirme mesela, bir daha basınca mesela iklimlendirme herhalde şu anda şey evet, onu kapatacak. Evet, kapatıyor. 21 yani oradan da bir 21 kilometre açıkçası veriyor. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Ha, rejenerasyon bak evet, bastıkça evet, arttı, şu anda yapıştırmaya başladı arabayı. Evet. Böyle şey yapabiliyorum, sıfırlayabiliyorum. Ya şimdi bu araç tamamen konfor üzerine bir araç. Bu araçla ilgili hani derler ya tüketime çok odaklanmamak lazım. Bu araç çünkü normal kullanımda bana göre 25'in üzerinde bir abi, tüketim 31 verir. Abi 31 ile bindik ya arabaya. Evet. Bence bu arabanın kullanım hakkı 31. Gerçekten 30. 30 çünkü 31. Daha bastığın anda hissetmeden 140'a çıkartıyor. Bu arada Tesla bastığında evet, lafını böldüm, 120'ye çıkartıyor abi. 120'den sonra hissediyorsun arabanın sekmeye başladığını, performans için konuşuyorum. Hı-hı. Daha dikkatli kullanman gerektiğini. 130'dan sonra da dostlar bu aldığın zaman siz de göreceksiniz. Tesla 130'dan sonra tat vermesi azalan bir araba. Hı-hı. 160'lar, 170'ler yani öyle rahat kullanılabilen bir araba değil. Ama bununla keşke 200 kWh pili olsa da basa basa gitsek yani. Tabii. Bu arabanın sahibi o yüzden üzülür. Çok güzel. Şurada şimdi sana daha önce de bahsettiğim gibi bu aracın sahibi Model 3'ten buna geçti. Elektrikli araç anlamında. Yoksa başka araçları da var. İşte Macan'ı var. XC90'ı var. Ama o ne diyor abi? Macan elektrikli değil, benzinli. Evet. XC90'ı muhtemelen dizeldir. Macan'ın benzinlisini eşi kullanıyor. O hı-hı, fazla kullanmıyor ama şöyle söyleyeyim. Yani benzinli araç tüketimi çok yüksek abi. Evet. Yani aşırı yüksek. Yani oralara girmeyelim çıkamayız benzin konusuna. Şu anda arkadaşlar Gönül sağ taraftan devam edip Çeşme'ye gitmek istiyor. Gidip ama denize girmek evet, istiyor. Ama bizim bugün başka çekimlerimiz de olacak. Sizler için. Yok abi araba direkt 130 ya. Böyle bir şey yok yani. Çok yumuşak ve zevkli hızlanıyor. O açıdan müthiş. Ve rejenerasyon hemen soldan bak şey yaptım. Anında arabayı Almanca'da rekuperasyon diyor Mercedes. Rejenerasyon demiyor. Rekuperasyon. Çok hı-hı, güzel ya. Vallahi Korzay sana bir kez daha teşekkür ederim. Rica yani bu böyle arabaları portföyünden getirip bu arada biz yani Ioniq videosu çektiğimiz zaman da aslında bu arabayı çekecektik. Sadece zaman olmadı ama bence şu anda güzel bir zaman oldu. Çok çok. Yok abi şuradaki head-up display bence her arabada olması lazım. Şu anda gerçekten beni yola odaklıyor. Biz göremiyoruz onu ama evet, şu anda orada bir head-up display'imiz var camda. Ve bu araba böyle kullanılır. Yani şu anda kapatıp gitmek kadar hiçbir şey hissedilmiyor ya. Hiçbir şey hissedilmiyor. Evet. Ve tam bir uzun yol arabası. Keşke sahibi bununla İstanbul'a gidip gelmeye başlasa. Çünkü İnşallah bir gün beraber gideceğiz sahibiyle. Yani şey şu anda rejenerasyon kapatılabildiği için rahatlıkla araba bak önde de bir şey radarından anladı. Kendi kendine rejen yapmaya başladı. Aslında rejen kapalı. Evet. Rejen kapalı ama kendi kendine yapmaya başladı. Audi'nin biliyorsun güvenlik donanımları da yüksek. Yüksek. Bayağı. Biz arkadaşlar aracın genelde araç tanıtımı yaparken biz kullanışa bakıyoruz. İşte yok şu tuş şuna yarıyor, bu tuş buna yarıyor diye aslında bir gösterimde bulunmuyoruz genelde. Ya da diz mesafesine de. Bu arabanın diz mesafesine bakılmaz dostlar. Bu araba arka büyük. Arkası zaten bayağı büyük. Yani yok şu tuş şu işe yarıyor falan diye bir arabayla ilgili bir eğitim vermiyoruz. Biz sadece kullanıcı olarak sürüşe odaklanıyoruz. Tüketimine bakıyoruz araçların, çektiğimiz araçların genelde. Ah be Hyundai i20. 90 beygir motorunla. Hadi güzelim. Hadi sağdan alalım seni. Yani şu, arabaya böyle arkadan çekiç gibi vurup bir anda o torku hissetmek belki sürüş modlarından açılabilir. Ama ben böyle güzel hızlanan, ben Tesla Model Y performanstan daha lezzetli hızlanan bir arabaya bindim. Şükürler olsun. EQS'e binmiştim. O bile böyle değildi. Bak şimdi senin bindiğin mesela Model Y performans 534 beygirlik. Evet. Bu araç 408 beygir. Aslında araçta yani arada bir fark var. Var. Baktığın ama zaman. Sen istersen kapat abi kamerayı. Telefonu cevap
Şimdi aldığımızda araba 31 yakıyor gözüküyordu. Biz de yine 31'i tutturduk. Neden? Elhak, yukarıda Allah var. Bu araba böyle kullanır dostlar. Ben bu arabayı 110'la kullanamam. Çünkü bu araba Tesla'daki ya da diğer arabaların 110-120'sini bana 140-150'de veriyor. Yani hissiyat ya vermiyor bile yani. Şu anda bu başka bir şey ya. Başka ya bir şimdi şey. Bu araç yüksek. Araç büyük. Rüzgar tutumu daha yüksek. Rüzgar direnci. Baktığınız zaman tüketiminin bu kadar yüksek olması bu araç için tolere edilebilir ki adamlar da bu aracın böyle tüketeceğini bildiği için zaten 100 kW'lık pil koymuşlar bu araca. İşte yani, bu arabayla orta şeritten 90'la gittiğin zaman kendine güldürtürsün. Ama hocam şöyle yapabiliriz bu araçla ilgili. Yani bu araç şöyle bir araç bence. İsterseniz 110-120 giderseniz az tüketirsiniz. İsterseniz de biraz koy verirsiniz. Tüketiminiz artar. İkisinde yapabileceğiniz bir araç. Bak Model Y performans araç kullanıcısısın. Ne diyorsun? İvmelenmesi, hızlanması gayet benim için yeterli diyorsun. Abi şeydeymişim ben, sen söyledin şimdi. Sporttaymışım. Evet. Tamam bak gerçekten arkadan bir çekiç vurmuş gibi Tesla gibi hızlanmıyor. Ama baktığım zaman şeye ulan tamam öyle hızlanmadık da niye bu kadar hızlı gidiyorsun diyorsun kendi kendine. Evet. Anlamadan çıkartıyor oraya. Evet. Sanki şey gibi. Şu anda bu araba gitmiyor bak. 130'a düştük gitmiyor bu araba. Versene abi buradan bir de şoför mahallinden çekeyim. Yani bir de dostlar tamam teknoloji dedik. Şurada bir ekran dedik. Ne gerek var dedik de. Ya gözünü seveyim insan da şu logosu bu ekranı. Ya şu anda Instagram, aynen Instagram'dan bir story atasım geliyor yani şahsıma hayırlı olsun. Arkadaki misafir abi dedi ki bunlar nasıl video çekiyor böyle? Nasıl bir kafa var mı? Abi biz de böyle işte. Şu anda bu videoyu neredeyse sıfır montajla bu akşam iki tane ana videomuz var. Biri Korze'nin kullandığı 20 dakikalık, bir de benim kullandığım 20 dakikalık videoyu yan yana birleştirip sizlere takdim edeceğiz. Bence bu kadar tecrübe aktarmak şey yeterli. Daha anlatacağımız bir şey kalmadı. Zaten sadece şu araçla ilgili şunu söyleyebiliriz. Şimdi bu araç fosil yakıtta da olan bir araç. Aslında yani Q8 biliyorsunuz elektrikli bir araç değil. Yani sonradan elektrikli o araç olmuş bir araç. Farkındaysan ön taraf komple Q8. Yani normal fosil yakıtlı bir aracın aynısı. Buna farklı bir şey yapmaya gerek yok. Adamlar almışlar, motorunu da değiştirmişler. Elektrik motorunu takmışlar, bataryayı koymuşlar. Mis gibi de olmuş. Aynen. Sanki LPG takmışsın 350-400 km'de bir gazını doldurur gibi gideceksin 20 dakika, yarım saat şarjını olacaksın. Keyfine devam edeceğim. Bilmiyorum bu arabanın benzinlisi ya da dizeli bu kadar sessiz midir? Allah herkese nasip etsin bu araçtan. Abi. Yani önemli olan o. Yani isteyene versin. Evet. Türkiye şartlarında fiyatı az buz bir fiyat değil. Ama bu fiyata ulaşabilecek arkadaşlarımız için bence kesinlikle denenmesi gereken, tecrübe edilmesi gereken bir araç. Yani müstakil villasında oturan, güzel işler yapan, ihracat yapan, bu ülkeye döviz getiren, yani döviz getirmede güzel işler yapıyordur. İnsanların gönül rahatlığıyla alabilecekleri, menzil falan korkusuna gelmeyin. Arkadaşlar 100 kW saati var, 30 yani 350 km İzmir'den İstanbul'a giderken ortada zaten tuvaletin geliyor, bir yemek yeme ihtiyacın oluyor. Orada arada duracaksın. Bu adamın zaten İstanbul'a 3,5-4 saatte gideceği gün hemen garajında başka bir arabası daha vardır. Var zaten. Yani ona binecek gidecek ama öteki taraflarda da İstanbul'dan İzmir'e, Ankara'ya, Antalya'ya gideceğiniz zaman herhangi bir tuvalet molasında, bir yemek molasında rahatlıkla bu aracı doldurup şu keyfi sunabilirsiniz. Yani şu anda gördüğüm manzara, sessizlik, bu muhteşem konsol beni gerçekten konfor. Bu dünyada daha çok çalışıp, ihracat yapıp, Korzaylar gibi ve arkadaki Omega Palet abimiz gibi bu ülkeye döviz getiren insanların öp öz helal parasıyla alabileceği mis gibi araçlar. Ben bunu da söylemek istiyorum. Şimdi ya bu kadar videoyu izleyen arkadaşlarımız da şey olacak. Lafını kestim. Hani ya işte tanıtmışsınız ama nerede o kadar bize para diyecekler. İnşallah herkes bir gün bu aracı alabilecek seviyede olur. İnşallah. Alır. Evet. Yani kullanır. En iyisini hak ediyor herkes, bütün bu ülkenin ediyor, vatandaşları. Evet. Tabii ki bu aracın gerçek sahibi olan beyefendi de, abimiz de çok çalışkan ve işinin ehli bir insan. Varsa abi alabilirsiniz ki %60 ÖTV de tamam ülkemizde ÖTV'ler çok yüksek falan. Bu araba Almanya'daki fiyatından sadece %30-%40 daha pahalıya geliyor.
orada da bir vergi var yani şeyde değil. Ama sadece diyoruz bak artık o kadar kabullendik ki %30'a sadece diyebiliyoruz yani. Şimdi biz Türkiye'de Model Y'ye bugün ödediğimiz rakamla Almanya'dan Model S alabiliyoruz. Abi alabiliyoruz. Ben 90 bin dolara Model Y performans aldım. Evet. 100 bin doları şu anda Tesla Cybertruck satıyorlar. Yani. Yani 10 bin dolar daha verirdim ben o arabaya binmek için. Gerçekten evet. Cybertruck güzel olurdu. Ama şu araçla ilgili benim söyleyebileceğim en güzel şey aracın yalıtımı. Yalıtım. Tek cam mı çift cam mı ona bakmadım ama böyle bir şey yok ya arkadaşlar. Şu anda sanki pamuklar üstünde etrafında evde oturmuşuz. Önümüzde bir Netflix açmışız. Yol videosu izliyormuşçasına sakin gidiyoruz. Bir ortamda gidiyoruz. Yan tarafta da Doblo'yu ittiren arkadaşlar var. Onlar da başka bir şey. Kolay gelsin diyoruz. Biz sizlerle birlikte içerik çekmek çok hoşumuza gidiyor. Korza'ya da ben çok teşekkür ederim. Uzun zamandır çekmiyorduk. Güzel oldu. Güzel oldu valla. Bir de o kadar alışmışız ki birbirimize videolarımızı izle izle. Sıfır montajlı yükleyeceğiz. Bir sonraki arabada görüşünceye dek herkese esenlikler diliyoruz. Görüşmek beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Hoşçakalın.